sokuş yapıyor ama pabırdak sokuş yapıyor. Niye? Hep siz yorumları yazmışsınız. O yüzden biz takal artı bıraktık artık. Öteki bir bırakmadık. Çizeceğiz ama ara vereceğiz. Evet, ara vereceğiz ama çok sayfalı olduğu için de oraya pabırdak evi çizeceğiz. Yarınki videomuzda oturma odasını yapalım. Yapalım mı? Evet. Ya, gerçekten bu video izlenirse tutarsa bu papırdak tutarsa evini çizmeyelim. Kıyafetlerini çizelim evet, yani. Sonra evini çizelim. Sonra evini. Evet, şimdi boya kutumuzu, etkinlik kutumuzu getirdik. Burada böyle kalemlerimiz var. Pembe, mavi, mor. Bir tane daha pembe. Hello Kitty'li yapalım. Hello Kitty'li dedim sen yaptın. Hello Kitty'li de sukuşu yaparız anneciğim. Şöyle bir yeşil daha ve şöyle bir yeşil daha ve kahverengi sarı ve turuncu ve bir yeşil daha. Sarı nerede anneciğim? Bize sarı lazım aslında. İşte bu aradığımızı bulduk. Papırdak için gerekli olan 3 renk bu. Bunlar da şununla kenarını çevirelim. Burada da Elif Sinem. Tahta kalem lazım bize, işte kalemimiz de burada ve bize silgi lazım. Silgimiz nerede? Silgimiz de bunun içinde. Bunun içinde de diğer boyalarımız var. Gördüğünüz gibi bu benim etkinlik kutum arkadaşlar. Biraz dağıldı. İçinde sukuşilerim. Dur annem göstereyim. Yaptığım sukuşilerim var. Gerisi. Karpuz sukuşi, çikolata, hamburger, patates falan da diğer. Neredeymiş anneciğim? Ha? Poşet. Ne poşeti? Poşet yok. Poşet için değil. Şimdi poşet değil. Direkt biz papırdak çizeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda papırdak çizeceğiz. Bir dahaki videomuzda sukuşisini yapacağız. Bir dahaki videomuzda papırdak kıyafetlerini yapacağız. Pardon. Ya. Bir dahaki şöyle yapalım. Ne yapalım? Bir tane papırdak çizelim. İki tane kıyafetlerini çizelim. Ne olur. İyi hadi tamam. Kıyafetsiz kalmasın. Önce papırdak çiziyoruz. Onu güzelce kaplıyoruz arkalı önünü. Sonra kıyafet yapalım. Kıyafetlerini de Elif'in buradan seçtiği renklerle boyasın. Ben dur şimdiden seçtim. A4 kağıdı. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Şimdiden renklerimi seçeyim kıyafet olarak. Kıyafet ne çizelim? Bir tane Wednesday kıyafeti çizelim. Bir tane de kalpli olsun üzerinde. Altıda Wednesday dursun. Onu eğer bu video tutarsa istek üzerine çizeriz onu. Hı-hı. Arkadaşlar bundan sonra papırdak geçiyoruz. Böyle karakter yapacağız ve bir sürü kıyafet yapacağız. Hem de böyle tokalar gibi küçük küçük değil. Kocaman kocaman yapacağız. Papırdan bir tane üzerinde kalpli olsun. Elif sana da kağıt vereyim, sen de çiz. Nasıl, ben çizebilir miyim? Beni taklit et. Tamam. Hadi bu Elif'e, bu da bana. Hadi çiziyoruz arkadaşlar. Önce bir çizip gelelim. Bu arkadaşlar... Şu kolunu küçük çizmişim. Tekrar büyüttüm. Şimdi bu kalemle görüyor musunuz? Bununla da etrafını gideceğiz ama önce boyamam gerekiyor. Elif Sinem'in çizdiğini göstermem gerekiyor. Bu benim çizdiğim. Bu da Elif Sinem'in çizdiği. Elif Sinem'in çizdiği güzelse E, benim çizdiğim güzelse Z yazmayı unutmayın. Elif Sinem en iyi kalemi aldın. Önce boyayalım anneciğim, ne dersin? Yanakları pembe olacak arkadaşlar. Gagası turuncu, gözleri siyah, kendisi sarı olacak. Önce biz bir boyayalım gelelim arkadaşlar. Hadi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, Elif Sinem boyamaya başladı benden önce. Acaba önce ben kenarını mı gitsem siyahla? Önce kenarını gideyim. Korkuyorum da bir yandan böyle tam yapabilir miyim diye. Şöyle yanaklarını çizelim önce. Ben yanaklarını çizmekten başladım. Elif Sinem önce kafasını çizmekten başladı değil mi Elif? Ama sonradan boyayacağım. Şimdi keçeliyle üzerinden gidiyorum ya çocuklar. Sonra şey yapacağım. Şu kusurlu yerleri ne yapacağız? Sileceğiz. Bakın böyle keçeli kalemle daha güzel oldu. Gözlerini de çizelim. İçinde boyayalım gözlerini. İşte bu. Bakın yanakları. Şimdi şöyle boynunu çizelim. Burada bir tane böyle güzel bir kolyesi var. Şöyle kafasını da çizdik. Bakın çok güzel oldu. Şimdi gövdesini şöyle tek hamleyle elimle indiriyorum. Bu tarafı da öyle indireceğim. Sonra ayakları. Benimki bitti.
Göster arkadaşlara. Elif Sinem kafasını niye boyamadın? Boyayacağım birazdan. Bu da ayağı. Bu da kolu. İşte bu arkadaşlar papırdak bitti. Buna kıyafetler giydireceğiz. Daha önce bunu boyayacağız. Arkalarını kaplama yapacağız buna. Çok güzel olmasını sağlayacağız. Elif Sinem benden önce boyadı da ben yanaklarını acaba böyle simli pembeyle mi boyasam? Elif Sinem gibi böyle canlı pembeyle mi boyasam? Bilemedim ki şu an. Nasıl yapalım? Şuradan bir renklerine bakalım mı? Şuradan bir renklerine bakalım arkadaşlar. Şu simli olan. Bu da simsiz olan. Hangisi daha pembe? Bence ben simliyi çok beğendim. Ben simliyle yapacağım ya. Simli olsun evet. Ama önce ne yapacaktık? Silgimizle şu kusurları silelim. Benden size tavsiye böyle çizerken önce kurşun kalemle böyle bir taslağını çizin. Sonra keçeli kalemle üzerinden gidin. Hata yapma olasılığınız sıfıra düşer. Çünkü aynen böyle hataları sileriz. Ve kolaylık olur. İşte sildik mi? Kolunda kaldı bir hatası. Bunu da silelim. İşte dur bunu... turuncu boya mı yok bunun? Bir de kolyesinde var. Turuncu boya? Olmuyor mu turuncu boya? Hı-hı. Ben yanaklarını şimdi pembiş pembiş boyuyorum arkadaşlar. Bakın. Benimki bitti. Elim silim kadar güzel boyayamasam da. Bakın. Ben ikini göstereyim. Çok ıslatıyor bu ya. Benimki böyle arkadaşlar. Görünmüyor benimki. Görünüyor annem. Tam şu an ekranda seninki. Bu Elif Sinem ıslak ama kuruması lazım. Kurusun bıçakla kesiyor. Keçeli kalemle boyamanın dezavantajı da bu. Bu senin sevdiğin bir kalem var ya Elif. Hı. Neydi adı? Ne? Böyle basıyorsunuz arkadaşlar. Boya geliyor böyle basıyor basıyor. Neydi adı? Poskar mıydı? Poskar diye bir boya kalemi var. Biz onu çok seviyoruz ama ancak onu şeyden alabiliriz. Yurt dışından alabiliriz. Onunla böyle boyadığınızda şu kalem izleri kalmıyor. İnternetten getirsek bile şey oluyor. 11 gün beklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Elif Sinem kolyesi ne renkti? Bilmiyorum ben kafama göre boyadım. Aa turuncu rengi olmuyor. Turuncu renk çalışmıyor. Bozulmuş bu kalem. Etkinlik kutumu verelim. Bana turuncu lazım. Hayır şuradan al. Oradan mı alayım? İyi hadi buradan alayım. Burada yedek boyamız var gördüğünüz gibi. İşte turuncu. Tam istediğimiz turuncu. Hadi gagasını boyayalım. Ben kesmeye başladım bile. Bu turuncu onun kadar şey değilmiş ki eli canlı. Bir daha gideyim. Şu ortası siyahtı yalnız. Siyah kalem nerede? Burada. Ben... Orayı mor yaptım. Tamam. Hayır orayı da aynı renk yaptım ben. Kolyesi ne renk? Yeşil mi? İstediğim gibi yaptım ben. Ben de yeşil yapayım o zaman olmaz mı? Sana bağlı. Ben kestim arkadaşlar. Böyle yeşil yaptım. Ben kestim. Elif Sinem'in paperdak hazır. Anneciğim bantla kaplayacaktık ya. Şurasını kırmızı yapayım. Seninkini yapalım ben öylesine çizdim. Şimdi kollarından başlayayım mı? Anne ben öylesine çizdim. Seninkini yapacağım. Papırdak. Gövdesini şöyle boyuyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu kalemler kağıdı çok ıslatıyor. Sakın almayın. Almayın değil alın. Ama... Allah'tan bu kağıt A4 kağıdı kaliteli A4 kağıdı. Eğer böyle daha uygun bir A4 kağıdı olsaydı Elif yırtar geçerdi bu kadar ıslaklığa ben sana diyeyim. Yani daha kalın kağıtlar ya için. Şey nerede bant? Bant nerede? Bant yok. Ya böyle kalem izi kalıyor. Ben sevmiyorum böyle boyama yaparken kalem bant izi kalıyor. Bant nerede? Anne ben boyayabilir miyim kollarımı? Anneciğim dur. Sen kendininkini boyadın ama haksızlık. Ne olur? Bu da benim tamamen benim elim. Hadi ne olur? Yok bu benim. Ya ne? Elif ıslatıyorsun. Ya benim boyamam çok güzel. Hadi ne olur? Senin boyaman güzel ona lafım yok ama bu benim çizimim. Bana hayır. Hayır Elif. Yok. Elif hayır. Sen Elif dedin. Verir misin? Sen çok ıslatmışsın. Sen kendininkini yap. Aa Elif'in yaptığına bakar mısınız? Benim çizimle el koyuyor ya. Her zaman bunu yapmıyor mu Elif Sinem? Her zaman bunu yapıyorsun Elif.
Benim çizimime el koyuyorsun. Çenesini de boyayalım. Sıra geldi kafasına. Kafası önemli. Şöyle tek hamleyle boyamam lazım. Ama tek hamle olmadı işte. İşte bu. Papırdak hazır arkadaşlar. Bunlar elbise çizeceğiz. Bunu bir tane. Aa, ne yaptın Elif? Göster bakayım. Elif sinem ördeğini paramparça etmiş. Niye? Küstün mü bana? Bana küstün. Aşk olsun Elif. İyi, elbiselerini ben çizeyim, sen boya o zaman. Anlaştık mı? Tekrardan yapmak istiyorum. Hadi bunun üzerine bir A4 kağıdı ver. Hemen elbise çizeyim de boya. Hadi. Ben tekrardan. Bu senin olsun anneciğim. Hadi. Aa, bir kolunu boyatmadım diye Elif bana küstü. Daha doğrusu onunki bahane, biliyor musun? Papırdak beğenmedi. Benimki güzel oldu ya onda. Ben bir daha çizim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir daha çizme, dur. Ben sana güzel bir elbise çizeyim de, hadi gönlün çizeyim olsun. Çizeyim bir şey olmaz. Getir o kalemi, ver. Şimdi arkadaşlar, bunun üzerine nasıl bir kıyafet istersin Elif? Kalpli mi istemiştin anneciğim? Evet, kalpli. Evet, kalpli bir kıyafet çiziyorum papırdak için. Ben de çizeyim mi? Şöyle. Tişört mü olsun anneciğim? Yok. Tişört pantolon mu olsun? Evet. Ben papırdağı tekrardan. Yok oldu. Şöyle tişört çiziyorum. Tamam. Bir de şort mu çizeyim? Evet. Pantolon mu? Pantolon çizelim. Evet. Pantolon çiz. Elif Sinem bunu boyasın ki, Elif Sinem çünkü bana küsüyor sonra. Ayakkabı çizilecek mi buna? Evet. Nasıl çiziliyor ayakkabı? Çiziliyor işte. Ayakkabını da birleşik çizeyim bari. Ama birleşik çizmiyorlar onu. Olmadı ya, neyse hadi. Şöyle de ayakkabı çiziyorum. Şöyle ayakkabısı olsun. Elif Sinem, oldu mu bu? Şurasında kalp mi istiyordun? Evet. Şurasında kalp olacakmış sadece. Ver bakalım siyah kalemi. Evet arkadaşlar, kıyafetini çiziyoruz. Ben tekrardan papırdak yaptım. Ama ben başka bir şey yapacağım. Çizdiğime bakmayın arkadaşlar siz benim. Şimdi ben başka bir... İşte bu. Yeter ki benim kızım üzülmesin. Arkadaşlar, ben papırdak çizdim ama başka bir şey çizdim. Ama burası ayrı olacak. Vallahi Elif, benim Hıdır, ne benim adım Hıdır, elimden gelen budur anneciğim. Al, beyaz spor ayakkabı da çizdim senin için. Tamamdır. Şimdi sen istediğin renge boya bunu, tamam mı? Tamam, ver. Önce boya, sonra bant yapıştıralım. Gösterelim kıyafeti arkadaşlar, bu şekil oldu. Elif Sinem'in istediği renkler. Pantolon kot rengi, bak ona göre. Kot. İki renk mavi olacak, biliyor musun? Şu katladığı yerler açık mavi, kot koyu mavi olacak. Ona göre boya. Şunu ağzını kapatalım kurumasın. Elif Sinem yaparken ben de bunu bantla kaplayayım bari. Keşke kesmeseydim. Benimki çok güzel olmuş. Kesmeseydin anneciğim. Niye kestin? Bant nerede? Şimdi bunu güzelce bantla kaplayıp geliyorum arkadaşlar. Keseceğim. Elif de o sırada elbisesini boyasın. Yaptık. İşte bu, arkalı önlü güzelce bantla kapladı. Elif Sinem de kıyafetini boyadı. Şimdi bunu da Elif Sinem'inkini de bantla kaplayalım. Çok güzel olmuş Elif. Teşekkürler. Bunu şey yapalım anneciğim. Tamam, yaptım onu. Ben tekrardan böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Aa, yalnız bak, bir şey yaptık. Kurumadan bantladık. Keşil kalem boyarken ıslatıyor arkadaşlar. O da yapıştırınca yapışkan tutmuyor. Neyse, arkası açık dursun da Elif belli bir süre. Şey yapalım. Şu arkasından kurusun. Islak çünkü.
Bak Elif Sinem üzerine koydu, ne çiziyorsun anneciğim? Tekrar kendine kopya çekiyor. Ah yaramazlar, kendine kopya çekiyor benimkinin üzerinden. Bak bak yaptığına bak. Neyse ben de artık o papırdakın üzerinden sürekli çizeceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu ağzını nasıl yaptı? Elif Sinem kendi kopya çekiyor bakın. İşte bu da kanıtı. Yap bakalım Elif. Üzerinden giderek nasıl yapacak? Çok güzel. Şimdi gövdesini çiz. Neyse arkadaşlar biz bir bitirip gelelim. Elif Sinem kopyasını çeksin. Ben de çizdim. Elif Sinem çizdi. Kamerayı başlattı. Ben de bunu kesiyorum şimdi. Şimdi ben de boyuyorum. Sen boyarken ben de böyle kenarından çok dikkatli bir şekilde, beyazlık kalmayacak şekilde keseceğim. Böyle üzerinden gidelim. Elif Sinem keçeliyle üzerinden gidiyor çizgilerini. Sonra boyayacak değil mi anneciğim? Evet abi. Şöyle yapalım. Papırdak da bir tane izleyicimiz dedi ki abla dedi tokalaf yapıyorsun, papırdak da yap dedi. Aklımızı o düşürdü. Ben de dedim şahane fikir. Çok teşekkür ederim, bu fikri veren kimse yoruma yazsın. Abla ben demiştim desin. Kalp göndereceğim ona. Ben herkese kalp gönderiyorum da. Yorum atan herkese görebildiğim kadar, yetişebildiğim kadar. Ama kötü yorumlara. Kötü yorumlara da kalp atıyorum. Ama aşırıya kaçanları ne yapıyorum? Engelleyip siliyorum. Değil mi Elif? Ya bu niye yazdın? Yani kötü kalpli olmaya gerek yok çocuklar. Siz iyi kalpli olursanız hayatınız böyle olur. Kötü kalpli olursanız da hayatınız bir o kadar kötü olur. Ne demişler? Allah herkesin gönlüne göre hayat yaşatıyor. Gönlünüz güzel olursa hayatınız da çok güzel olur. Evet arkadaşlar. Ben Elif Sinem elimden geldiği kadar iyi kalpli olmayı aşılamaya çalışıyorum. Değil mi anne? Ben de iyi kalpli olacağım. Tabii ki. Herkese karşı iyi kalpli olacağız. İşte bu son ayağını yapıyorum. Çok dikkatli, titiz bir çalışmayla. Bakın, bir tane daha işte üstünü giydin. Papırdak hazır. Bir tane daha üstünü yapsana, çizsene. Şimdi de bir tane daha mı üst çizeyim? Şuraya sığar mı ya? Tüh ya, sığmaz. Elbise mı? Çizelim. Ay sığar. Şurayı da değerlendirelim. Şurayı da değerlendirelim. Kağıdı çöp atmayalım. Şurayı da değerlendirelim. Elbise çizelim ama. Ama bu erkek değil mi? Papırdak'ın cinsiyeti ne? Ya ikisi de. Ama bir de elbise çizelim. Elbise mi çizelim? Hadi elbise çizelim. Biz bir çizip gelelim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Elif Sinem'in papırdakı bu da, papırdakın. Elif Sinem çekip göstereyim. Yedek elbisesi, kollarının kenarlarını. Benimki çok güzel. Şimdi bantlayacağım. Mavi mavi düğmelerini. Bantlama şeyi nerede anne? Bant. Mavi böyle kenarlarını. Bant nerede? Bant nerede? Bant burada anne. Nerede? Hadi nasıl bakalım şimdi elbisemizi ne renk yapalım? Elbisemiz ne renk olsun Elif? Turuncu olsun. Pembe. Pembe mi olsun? Bu pembe zaten. Turuncu. Evet turuncu olsun. Gagasıyla uyumlu bir elbise olsun. Ben buna da deneyeceğim hem de elbiselerini. Papır. Bunu böyle bir boyayalım gelelim. İşte bu arkadaşlar papırdakımız hazır. Ver kız benim ördeğimi ver. Bu benim ördeğim. Getir. Bu da Elif'in ördeği. Elbise yaptık iki tane. Buna böyle spor bir takım yaptık. Böyle oldu. Şöyle. Bakın spor ayakkabısı var. Kırmızı boyamış Elif. Bir tane de böyle elbise çizdik. Elif'in elbisemin üstüne yattı. Bu elbise de bunun. Ben ayakkabı çizdim. Ayakkabı çizecekmiş Elif. Çizsin bakalım. Bu da elbisesi. Bakın böyle. Papırdak bu şekil arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda ne yapacağız? Papırdak'a yeni kıyafetler yaparız. Mesela bir ne yapalım biliyor musun Elif? Wednesday kıyafeti çizelim buna. Harry Potter kıyafeti çizelim. Bu da benim senin. Devamı gelsin diyenler yorumlar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Zincine basmayı. Ve like atmayı unutmayın. Anne arkasına cırt cırt yapıştırmayı unuttuk. Evet yaparız. Hoşça kalın. Hı.